Merhaba arkadaşlar. Evet, yeni bir matematik dersi ve konumuz bugün paydaları eşit olan kesirlerde çıkarma işlemi. En son paydaları eşit olan kesirlerde toplama işlemi yapmıştık. Çıkarma işlemi de ona benziyor. Yani o kadar zor değil. Basit örneklerini görünce ne kadar basit olduğunu anlayacaksınız. Evet, hemen paydaları eşit olan iki tane kesir yazalım. 8 bölü 5 eksi çıkartıyorum. 4 bölü 5 kesimi. 8 ile yani payları çıkartıyorum. Payları çıkartıyorum. 8'den 4 çıktı. 4. Paydalardan, ortak paydalardan bir tanesini yazıyorum. 4 bölü 5. 4 bölü 5. Kolay değil mi arkadaşlar? Bir örnek daha yapalım. 9 bölü 3 eksi 6 bölü 3 kesirimizin. Paydalar eşit. Dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi. Paydalar eşit. Hemen paydaları çıkartıyorum. 9'dan 6 çıktı. 3. Ortak paydalardan bir tanesini yazıyorum. 3 bölü 3. Bir örnek daha. 7 bölü 5 eksi 4 bölü 5. Ne yapıyorum? Paydalar eşit. Çıkartıyorum. 7'den 4 çıktı. 3. Ortak paydanın bir tanesini yazıyorum. 5. 3 bölü 5. 3 bölü 5. Kesirlerde çıkarmanın mantığını anladık mı? Paydaları eşit olan. Ama paydaları eşit olan. Paydalar eşitse çok kolay. Paydalar eşit değilse bunu 5 ya da 6. sınıfta göreceksiniz. Paydalarını eşitleyeceğiz. Biraz işlemi daha da uzatıyor. Ama biz şu an paydaları eşit olan kesirlerde çıkarma işleminin örneklerini yapıyoruz. Hemen bir iki örnek daha yapalım. Konumuz daha iyi anlaşılsın. Tamam mı arkadaşlar? Evet. 12 bölü 4 eksi 3 bölü 4 kesirimizi ne yapalım? Çıkartalım. 12'den bakın hemen paydalar eşit. 12'den 3 çıktı. 9 eşittir. 9 bölü ortak paydamızın bir tanesini payda olarak yazıyoruz. 9 bölü 4. Bir tane daha. 16 bölü 8 eksi 8 bölü 8 eşittir. Paydalarım aynı olduğuna göre hemen çıkartma işlemini yapıyorum. 16'dan 8 çıktı. 8. Ortak paydam 8. 8 8'e bölünürse ne olur? Kaç kalır? 1. O da eşittir. 1 tam sayıya. 1 tam sayıya. Ne kadar basit değil mi? Paydaları eşit olan kesirlerde çıkarma işlemi. Son bir örnek daha yapalım. 9 bölü 8 olsun yine. Eksi 7 bölü 8. Paydalarım aynı eşit. Hemen paydaları çıkartıyorum. 9'dan 7 çıktı. 2 bölü 8. Paydanın ortak bir tanesini yazıyorum. 2 bölü 8. 2 bölü 8 kesirimiz. Evet, sanırım paydaları eşit olan kesirlerde çıkarma işleminin nasıl olduğunu kavrayabildik değil mi arkadaşlar? Evet, bir sonraki dersimizde kesirlerde çarpma işlemini göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.